Herkese merhaba. Yine bir K-pop videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu videolardan daha önce çekmiştim. Yeni bir parti gelmiş, onu izleyeceğiz. Daha önce K-pop dinlemedim. Hayır, dinledim. Yani K-pop olduğunu bilmeden dinlediğimiz şarkıların yer aldığı videoları izliyorduk. Şarkının o kısmını görmemiştim daha önce. Baştan sona dinlemedim çünkü. Ben baştan beri bunun K-pop şarkısı olduğunu biliyordum. Ben bu şarkıyı şu anda bile bilmiyorum. Ya benim orada burada denk geldiğim ve K-pop şarkısının olduğunu bilmediğim az şarkı var. Onlar da ilk partlardaydı herhalde. Artık kolay kolay denk gelebileceğini zannetmiyorum. Tam şarkıyı da bilmiyorum. Ya genelde şey oluyor, böyle TikTok'ta falan çok patlamış şarkıları günümüzde insanlar o şekilde denk gelmiş oluyorlar yani. Bunları mesela hiç şey görmedim. Yani K-pop dinlemeyen birilerinin paylaştığını falan hiç görmedim bu şarkıları. Önceki partlarda vardı çünkü. Belki bu olabilir ya. Bu böyle videoların arkasına koyulabilecek bir şey gibi. Bilmeden dinleyenler, paylaşanlar vardır belki. Diğerlerinden daha böyle viral olma potansiyeli var gibi geldi. Gerçekten evet. Çok bağımlılık yapıcı. Aşağıda öyle yazıyor. Bence de öyle. Böyle şey gibi, dinliyorsun sonra kapatıyorsun, bazı şarkılar beyninde çalmaya devam ediyor ya. Bunu da baştan sona dinlemedim ama biliyordum yani K-pop şarkısı olduğunu. Bu videoda hiç bilmeden dinlediğim bir şey çıkmadı. Biliyordum ben ya. Come
çok viral. TikTok'ta hep karşıma çıkıyor. Bence bunu da bilmeyenler olabilir. Ya bir de İngilizce olunca hepten şey oluyor. İnsanlar anlamıyor olabilirler yani K-pop şarkısı mı değil mi? Korece olunca biraz daha tabii anlaşılıyor. Aaa! Bu da K-pop şarkısıymış. Kimin şarkısı bu? Zaten videoyu hazırlayan kişi ben de bilmiyordum yazmış. Ben mesela bunu TikTok'ta duymuştum. Kimin şarkısı bilmiyorum. Ben bunu BTS sayesinde öğrenmiştim. Çok tatlı. Böyle kıyafetleri de çok güzel. Bak bunu bilmeyen kesin vardır. Benim mesela çevremde vardı bu şarkıyı paylaşan. Ama K-pop dinlemeyen insanlar. Boykot yüzünden sesini kısmış. Neden boykot ediliyorlar? Bilmiyorum. Bilenler yazabilirler mi? Bu şeyle alakalı mı? Diyeceğim ama. Hani savaşla falan alakalı olarak mı? Ama öyle olsa diğer grupları da hani boykot edebilirlerdi. Bazı markalara falan hani paylaşım yapıyorlar markalarla. Bu seferki de telif yemiş. Bunu herkes biliyordur ya K-pop olduğunu. Say çünkü bayağı tanınıyor. Kendi ülkemiz için konuşuyorum bu arada. Ya bizim ülkemizde en çok tanınan Korelilerden birisi. Bayağı seviyorum bunu. Bu da herkes biliyordur ya. BTS sonuçta. Bilmem mi kaldı artık? Gerçekten ben de Jungkook'tan gözümü alamıyorum. Ben bilmiyorum onu. Bunu da ben ilk BTS'ten görmüş olabilirim. Dansını yapıyorlardı. BTS versiyonu gözümün önüne geliyor. Aşığım bu şarkıya. O kadar çok seviyorum ki ya. Hiçbir zaman eskimeyecek benim için. Aşırı seviyorum bu şarkıyı. Neden ismi bu kadar uzun? Gerçekten ismi çok uzun. O yüzden bum bum deyip geçiyorum ben bu şarkıya. Bu şarkıya kim cringe dedi yazmış. Ben bunu dinlemedim. Çok güzeller bu arada. Ya güzelmiş. Niye cringe olsun ki? Is it killing me? 'Cause I can't take the pressure anymore.
Sadece bir tane şarkı çıktı ama benim K-pop olduğunu bilmeden dinlediğim. Gerçi çok yok zaten dediğim gibi. Yani ben dinlediğim şarkıları genelde bilerek dinliyorum. Zaten siz öneriyorsunuz falan, o şekilde dinliyorum. Bunu bile biliyorum ya. Bunlar hep benim zaten K-pop dinledikten sonra karşıma çıkan şarkılar. Ay, çok özledim eski Blackpink zamanlarını. İlk fandom'a girdiğim zamanları falan. Duygulandım. Bu şarkının performans videolarını o kadar çok izliyordum ki. Çok hoşuma gidiyordu. Bunun da TikTok'ta falan çok paylaşıldığını görmüştüm. Ama bilmeden dinleyen var mıdır? Bu şarkı sanki çok eskiden duydum. Şarkıyı bilmiyorum. Ama hem çok tanıdık geliyor, hem de bilmiyorum. Bunu bilmeden dinleyen mutlaka olmuştur. Çok patlamıştı çünkü. Biraz sevgililerdi falan ya. Ben bunu şimdi bile bilmiyorum. Ben bu şarkıyı da bilmiyorum galiba ama çok tatlı geldi. Anime şarkısı mı bu? Hangi anime şarkısı ya bu? Ben bunu da bilmiyorum galiba. Oğuşlarım geldi. Spoiler yedim. Wow. Spoiler yedim. Spoiler yedim. Birazcık görselim var benimkinde. Bu da anime şarkısı. Bu hangi anime için? Ne oldu? Telif mi yemiş? Ne oldu? Ne oluyor? Ha, New Jeans. Ben bunu da dinlemedim. Ama işte böyle, evet, bir şey için hazırlanmış şarkıları insanlar bilmiyor olabilirler kim söylüyor. Yani mesela anime şarkıları için geçerli olabilir. Müzik
Ben bunu da ilk dinlediğimde biliyordum K-pop şarkısı olduğunu. Hayır, çok güzel. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu şarkılar arasından sizin dinlediğiniz ve K-pop şarkısı olduğunu bilmediğiniz şarkılar vardıysa aşağıya yorum bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.